1964'te kurulan The Velvet Underground'u hiç dinlememiş olsanız bile duymuşsunuzdur. Birkaç senelik ömürlerine rağmen sonraki müzik türlerine öncülük yapmaları sayesinde bunu başardılar. Bir de Muse sayesinde. O sıralar henüz albüm çıkarmamışken sahne alarak ünleniyorlar. Bir gün onları izlemeye Andy Warhol'da gelir. Gruba bayılır, menajerleri olur. Eski manken yeni şarkıcı Nico'yu da gruba ekler. Birkaç günde albüm kaydedilir. Geriye Warhol dokunuşu kalır ve o da albüm kapağındadır. Kapakta beyaz fonda bir muz vardır ve muzun ucunda "Yavaşça soy ve gör" yazar. Muz soyulabilir şekildedir ve soyulunca pembe bir muz çıkar. Bu ilginç kapaklı albüm epey ses getirdi ve o kapak hala konuşulmakta. Ve bugünlerde muzla alakalı konuşulan bir konu daha var. Muzu kaybetmenin eşiğindeyiz. İklim değişikliği yüzünden artan bitki hastalıkları tüm Cavendish türü muzları tehdit ediyor. Bu tür her yıl dünyada 100 milyar tüketilen muzun yarısı. Muz zamanında müzikte yepyeni yollar açılmasına sebep oldu. Böyle giderse artık kimseye ilham olamayacak, sadece görünce şaşırmakla yetineceğiz.